Rezan Epey hem yorumunuzu hem de hukuki yorumunuzu merak ediyorum. Evet şöyle bir defa sosyolojik olarak meseleyi değerlendirmek gerekirse yani fiilen de, hukuken de, ahlaken de, vicdanen de bu yapılan kabul edilemez. Yani. bunu, bu görüntüye kutsiyet atfeden kimsenin olmayacağını düşünüyorum. En azından Türkiye Cumhuriyeti'nde yurttaş olarak. Şimdi toplumun fayatlarına dokunuluyor. Yani Türkiye toplumun ortak değerleri üzerinden bir toplumun sinir uçlarıyla oynanmaya çalışılıyor. Bu çok sağlıklı değil. Bunu özellikle vurgulayayım. Zaten siyasetin dili çok kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı. Tam da bu noktada en azından bu kutuplaşmanın derinleşmemesi için bir toplumsal hassasiyet göstermek lazım. Bunu gençler de yapmalı, şüphesiz ki yetişkinler de yapmalı. Aidiyet bağıyla bu ülkeye, yurttaşlık bağıyla bağlanan her yurttaşın aslında bu temel sorumluluğu, insani sorumluluğu bu konuda hassasiyet göstermek lazım. Böyle şeylerle karşılaştığımızda bunun uygulamadaki yansımaları çok ağır oluyor tezahürleri. Yani nitekim sosyal medyadaki tartışmalara bakıyoruz. Zaten regulasyonu olmayan benim öteden beri kurumsal olarak da çok tenkit ettiğim, mesafeli olduğum bir alan. E, sosyal medyada yazılı görsel basında, demokratik kitle örgütlerinde, kitle iletişim araçlarındaki yansımalarına baktığımızda çok ağır ve ölçüsüz. Bu konuda mutlaka hassasiyet göstermek lazım. Yani bu ayrıştırıcı nefret nefret ve öfke tohumu açan bu dilden bu, bu usluptan, bu yaklaşımdan herkesin uzak durması lazım. Uzlaşma kültürünü egemen kılmak lazım. Toplumun bu konuda bir feraset göstermesi lazım. Bu genel çerçevede benim meseleye bakışım. Özelde de şunu söyleyeyim. Yani hukuk tekniği bakımından şunu söyleyeyim. Önce çocuk mudur değil midir? Şimdi bir hukukçu olarak, akademisyen olarak şunu perspektif olarak ele almamız lazım. Çocuk Koruma Kanunu 3. maddesinin A bendi ve Türk Ceza Kanunu tanımlar başlıklı 6. maddesi 18 yaşını ikmal etmemiş herkes çocuktur diyor. Yani hukuk tekniği bakımından eğer 18 yaşını ikmal etmediyse çocuktur. Küçük diye de geçiyor değil mi? Yok çocuk, Öyle çocuk. Iyi, çocuk. Yani ufukça. kanundaki tanımı çocuk. Dolayısıyla bu 17 yaşında olduğu için ceza hukuku anlamında çocuktur. Yani hukuk tekniği bakımından çocuktur. Bunu vurgulayayım. He, ceza hukuku sorumluluğu bakımından işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabiliyor mu? Davranışlarını yönlendirme yeteneği var mı yok mu? Buna bakılır ki da uslubu, eylemleri, davranışları itibariyle de işlediği fiilin hukuki anlam sonuçlarını algılayabildiği, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin olduğu yani Temiz kudretinin isnat yeteneğinin olduğu, akıl hastası olmadığı da çok net bir şekilde görünüyor. Zaten böyle bir iddia da yok soruşturma aşamasında. İkinci mesele nereden yargılanır? Tutuklama kararı doğru mudur? Soruşturma ve kovuşturma doğru yürüyor mu, yürümüyor mu? Ondan önce şu tespiti yapmak istiyorum. Şimdi burada hazirun Eee Abdülhamit'le Atatürk'ü karşı karşıya getirmemek lazım. Necip Fazıl'la e, efendime söyleyeyim Nazım işte, Hikmet'i e Hikmet karşı karşıya getirmemek lazım deniliyor. Fakat konuşmanın girizgahından ortasına, sonuçlarına kadar hep bunlar mukayese edildi. Yani mesela biz Atatürk'ü hakkatı konuştuğumuz bir konuşmada eee bunun tam tersi örnekleriyle aslında bir bütüncül bir yaklaşım egemen kılmaya çalışıyoruz. Kendimiz konuşma retoriğimizin içerisinde bunu mukayese ediyoruz. Bu da subliminal bir şeyin dışarı vurması, tezahürü. Bu konuda bizim kendimizin hassasiyet göstermesi lazım. Ya bunun alternatifi bu değildir. Bir defa bu şuur ve bilinçle hareket etmesi lazım herkesin. Hukuki boyutuna gelince bizim biraz önce Sayın Yarkadaş da atıf yaptığı 25 Temmuz 1951 tarihli bir ile ilgili düzenlememiz var. Bu Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun 1951 yılında çıkmış bir kanun. Diyor ki Atatürk'ün hatırasına alenen, hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İkinci maddede diyor ki birinci maddede yazılı suçlar iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallede ya da basın vasıtasıyla işlenirse hükmü olunacak ceza yarı nispetinde artır. Şimdi bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapis cezası gerektiren bir suç var burada. Yaş küçüklüğü olduğu için Türk Ceza Kanunu 31'e göre cezası 1 3 oranında inecek. Bir yıldan 3 yıla kadar yargılanacak. Şimdi temelde bu tespiti yapalım. Yani İkinci suç bana çok zorlama geldi. Yani halkın bir kesimini alenen aşağılama. Bir defa yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk ya herkesin ortak değeri olduğu için halkın bir kesimini tahkir olmaz burada. Yani zorlama bir sevk ve tutuklama olmuş. Yani ceza hukuk tekniği bakımından söylüyorum. Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farkına dayanarak alenen aşağılaya. Cinsiyet farkına dayanma var mı? Yok. Bölge farkına dayanma var mı? Yok. Mezhep farkına dayanarak Dayanma var mı? Yok. Irk var mı? Din var mı? Sosyal sınıf var mı? Halkın bir kesimi var mı? Nereden bakarsanız bakın suç genel teorisine göre suçun maddi unsuru burada sübut etmiyor. Kamuoyundaki reaksiyon ve tepkiler i̇kinci nedeniyle madde ikinci madde için diyor. E, yani halkı iki suçtan ötürü sevk evet. etmişler. Halkı kim ve düşmanlığa tarik. 216'ya 2 de olmaz. Anlatacağım. 216'ya 2 olmaz. Ama Cumhurbaşkanı'nın hatırasına alenen hakaret çok net olur. Yani böylesine insan insan olma vasfına aykırı galis, tahkir edici, gayri ahlaki bir yaklaşım hukuken fiilen vicdanen kabul edilemez. Kaldı ki bugün Kosovalı bir göçmen Türkiye'nin önemli gazetecilerinden biri olabiliyorsa bugün işte Siirtli bir öğretmenin çocuğu Türkiye'nin önemli hukukçularından biri olabiliyorsa bu Cumhuriyet'in ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesindedir. Onun kazanımları sayesindedir. Bunu da görmek lazım. Göz ardı etmemek lazım. Tutuklamaya gelince çocuk koruma kanunu 21. maddesinde ee, şöyle bir hüküm var. 15 yaşını doldurmamış çocuklar, üst sınırı, insan bir teşekkür eder ya Erdoğan Aktaş seninle ilgili latife yapıyoruz. Kosovalı bir göçmen, gazeteci, Türkiye'nin önemli gazetecilerinden biri <laughs> olabiliyorsa diyoruz. Ya yani insan bir nezaketen teşekkür eder. Ben isteyeceğimini bozmayayım. Heh, tamam. Not ettim sonra. He? Mütevaziliğinden olabilir. Evet mütevaziliğinden doğru. Kabul ediyor yani, tefsik ediyor. 15 yaşını doldurmamış bir çocuk... Ee, üst sınırı 5 yılı aşmayan bir suçtan ötürü tutuklanamaz diyor. Çocuk koruma kanun 21. maddesi. Burada 15 yaşını doldurmayan bir çocuk yok. 17 yaşında bir çocuk var. Tutuklama bir ceza değil koruma tedbiri. Amaç suç delillerin karartılmasının engellenmesi. Amaç tutuklama nedeni Suç dillerinin karartılmasının engellenmesi, koruma tedbiri. Ben ilkesel olarak tutuklama istisna olmalıdırı savunan bir hukukçuyum. Yani esas değil istisna olmalıdır. Ceza muhakemesinde aslan tutuksuz yargılama olmalıdır. Fakat 17 yaşında bir çocuk yağma suçunu işleseydi tutuklanır mıydı? E, tutuklanıyor. Tutuklu yargılama söz konusu oluyor. E, tutuklama yasağı kapsamında mı? Hayır 15 yaşını ikmal etmiş çünkü 17 yaşında. Baktığınız zaman. Eski kanunda toplumda infiala mahal verme, infial uyandırma gibi bir tutuklama sebebi vardı. Yeni kanunda o yok. Tutuklama nedeni kaçma şüphesi ve delilleri karartma şüphesi var. Cezanın temel evrensel prensibi ceza infazı ıslah ve rehabilitasyondur. Dolayısıyla bir mahkumiyet kararıyla birlikte bu çocuğun da ıslah olması, rehabilite olması lazım. Barış Bey'in söylediği Zaten gibi sevmek mi? değil, evet tabii adı o yüzden ıslah evi. Sevmek değil, ama saygı duymak. Yani aslında çok önemli, esasına müessir cümle bu. En yani içeride saygı duymalı, duymayı öğrenmeli. Yani toplumun ortak değerleriyle e, cumhuriyetin kurucusuna karşı kullandığı üslupla e, saygı duymayı öğrenmeli. Burada temel yaklaşımımız bu. Dini hakaret olsaydı da aynı şeyleri ben ilkesel olarak savunuyorum. Hiçbir yani fark yok baktığınız zaman. Orada da mutlaka ıslah ve rehabilitasyon şart. 17 yaşında bir çocuk tutuklama yasağı var mı? Yok. Deliller toplanmadıysa Delillerin karartılması tehlikesi varsa ceza muhakemesi kanun izinci maddesi Aleni. ta onu söyleyeceğim. Yüzüncü maddesi ve bu buradaki koşullar uyarınca e, koruma tedbiri bu tutuklama tedbiri gelmemeliydi. Mahkumiyet mutlaka olur burada. berat etme şansı yok yani buradan. Mutlaka olur olmalıdır. Daha hatta bence emsel mahiyette de cezalandırılmalıdır. Çünkü ceza hukukunda ıslahla rehabilitasyon amaç e, esasen müessir bir cezalandırmada şart. Yapanın yanına kar kalıyor. Algısı hukuk devleti imajına zarar verir. Fakat bu gibi olaylarda sosyal medyada fikri takip ve farkındalık süreçleri işledikten sonra ne yazık ki yargı böyle reaksiyonlar alıyor. Ceza mahkemesi kanunda yer almayan bir tutuklama nedeni toplumda infial oluştu, kamu vicdanı rahatsız diye böyle bir tedbiri e, hükmede biliyor. Şimdi aynı cezalardan bir yetişkin tutuklanabildi. Gülşen tutuklandı aynı ceza. Hatta ceza miktarı daha düşüktü. O zaman bu tenkitlerin hiçbiri yapılmadı eleştirilen hiçbiri. 17 yaşında bir çocuk yağma suçu işlediğinde çocuk koruma kanunu 21'deki istisnadan olmadığı için tutuklandı. E burada da yani mahkemenin takdir suç ceza hakimliğinin bir tutuklama tedbiri gelebilir. Ben bu olaydan var este ceza mahkemesinde bir hukukçu olarak asıl olanın tutuksuz yargılama olduğu, onun yerine adli kontrol tedbirlerinin e, tercih edilmesi gerektiğini savunan bir hukukçuyum. Yani yurt dışına çıkış yasağı, kolluk imzası, nakdi güvence gibi. Fakat bu olayda eğer biz bir yetişkin 216'yı 2'den soruşturulduğunda veya kovuşturulduğunda tutuklanabiliyorsa ceza miktarı çok daha düşük. Burada da Şüphesiz Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun bir ve ikinci maddesine göre bir tutuklama tedbiri verilebilir. Yani teknik anlamda tutuklama engel bir durum yok. Yani tutuklama yasağı yok Soracağım bu suç bakımında. Niçin Türkiye ikide bir bu iklime geliyor? Niçin hep aynı bu olaylar tekerrür ediyor? Neden bu saçmalıkları yaşıyoruz sizce? Özel bir nedeni var mı? Münferit mi? Nedir? Şöyle onu da söyleyeyim. Mesela size burada diyelim ki arabanıza bindiniz Sayın Aktaş. Yani sosyal medyanın ve regülasyon olmayan bu mecran son dönem Türkiye'de bu konunun tartışılmasında yani bireysel örnekler bile olsa ama Türkiye kamuoyunun gündemine oturmasına çok önemli bir e, etkisi var diye düşünüyorum. Siz buradan çıktınız. Aracınızı kullanıyor kanalın size tavsiye ettiği şoför. Işıklarda durdunuz. Bir tane vatandaş geldi belki işte Afgan, Suriyeli e, işte, cama vurdu. Sizden para istiyor ve taşla cama vuruyor. Siz ne diyorsunuz şoförünüze? Ya hadi yürü gidelim diyorsunuz. Bu meczup yani değil mi? Ciddi alınmaz, dikkat alınmaz. Çıkıp bir laf söyleseniz yani bambaşka söylemeseniz başka o adam eve gidiyor. Aynı şeyi size söylediğini, sizin dikkate almadınız, esas emiyor, kabul etmediğiniz şeyi sosyal medyada yazıyor. Ve siz buna çok kutsiyet ve kıymet atfediyorsunuz. Ben ama, halbuki o, o. Ya o kişi ya. Yazan o yani. Normalde toplumsal hayatta bunu söylediğinde yüzüne bakmadınız, ciddiye almadınız, bu meçsuptur dediğiniz adam onu orada yazınca regulasyonu da olmayan bir mecra ne yazık Kendini ki denetim ediyor. kontrolü siz ona bir kıymet atfediyorsunuz. Halbuki o, o baktığınız zaman işte özellikle bu tür hadiseler sosyal medyada tartışılınca fikri takip farkındalık süreçleriyle milyonlara ulaşıyor. Milyonlara ulaşınca toplumun fay sinir uçlarına dokunuyor. İnsanlar da kategorik ve sistemik olarak bir reaksiyon geliştiriyorlar. Yani bunun arka planında yatan temel mesele ne yazık ki bu. Yani o zaman da bireysel bir mesele toplumsal bir mesele halini alıyor. Çünkü Türkiye'de algılar olguların önünde gidiyor. Baktığınız zaman yani o sosyal medyada paylaşılıyor milyonlarca kişi görüyor onun üzerinden bakıyorsunuz yani lanetlenmesi gereken bir şey Türkiye kamuoyunda Baktığınız zaman bir temel mesele haline geliyor. Sayın Davutoğlu'nun açıklaması, önceki açıklaması da var benzer durumlarda. Hani biz şunu savunuyoruz akademisyen ve olarak ifade özgürlüğü sonuna kadar. Yani işte Hacı Bey, Tarkan sanatçı değildir diyor. Bana göre Tarkan bu ülkeye yetiştirdiği en büyük sanatçılardan bir tanesi. Gelmiş geçmiş en büyük sanatçılardan bir tanesi. Sezen Aksu daha keza öyle. Zaten toplumdaki karşılığı da belli. Bir başka vatandaş da hacı yakışıklı gazeteci değildir diyebilmeli. Bu ifade özgürlüğü. Hakaret etmediğin sürece, tahkir etmediğin sürece, tezif etmediğin sürece, şeref faiziyetini rencide etmediğin sürece bunu söyleyebilmeli. Biz neye karşıyız? İfade özgürlüğünde bir sınırı var. Mutlak ve sınırsız değil. Hakarete. Galiz ifadeye tahkire tezife karşıyız. Barış arkadaşın değerlendirmelerini doğru bulmuyor olabilirsiniz. Sayın Aktaş'ın sunumunu moderasyonunu taraflı buluyor da olabilirsiniz. Bunu söyleyebilirsiniz. Alabildiğince sert eleştiri olsun. Hiçbir sorun yok. Alabildiğince hakaret olmasın. Küfür olmasın, tahkir olmasın. Bu olursa artık düşünce özgürlüğü kisvesi altında sağa sola hakaret eden insanların egemen olduğu bir toplumsal dokuyla karşı karşıya geliyoruz. Temel problem de bu bence.